Merhabalar. Bugün Gaziantep usulü eşkili yuvarlama yapacağız sizlere. Malzemelerimiz simit, karabiber, kırmızı biber, tuz, yumurta, ıslatılmış şehriye ve de iyi vurulmuş kıyma. Bunları şimdi yoğuracağız ve ondan sonra yuvarlamaya başlayacağız. Antep usulü en güzel eşkili. Evet, hamurumuzu yoğurduk. Hamurumuzun kıvamı şu an bu şekil. Ve şimdi bunu alıp elimize tek tek yuvarlamaya başlayacağız. Yuvarlamamızın şekli bu şekil olacak. Bunları tek tek yuvarlayacağız. Daha sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Ufaladığımız hamurları şimdi yuvarlamaya geçeceğiz. Yuvarlamalarımız bu şekil. Ayrı ayrı. Üçer parça, ikişer parça yuvarlıyoruz ve şeklimiz yuvarlak şekilde olacak. Evet, şimdi kuşbaşı etimizi yağda kavurduk. Soğan, sarımsağımızı ilave ediyoruz. Bunlarla birlikte biraz kavuracağız. Evet. Etimizde soğan, sarımsağımız biraz öldükten sonra bir kaşık salça koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı kırmızı biber koyuyoruz. Biraz karabiberimiz. Bir tatlı kaşığı isteğe göre değişiyor. Nanemizi ilave edeceğiz. Nanemiz dolu şekilde olacak. Bunları karıştırıp özdeşleyip soslarımız kavrulduktan sonra biraz sıcak su ilave edeceğiz. Suyumuzla biraz özdeşmesi gerekiyor tabii ki. Şimdi bunun biraz kaynaması gerekiyor. Köftemiz gördüğünüz gibi hazır. Şimdi suyumuzun içine ilave edeceğiz. Yavaş yavaş. Nohutumuzu bir tabak önceden haşlamıştık. İlave ediyoruz. Sumak eşkimiz ev yapımı. Beş on dakika köftemiz kaynadıktan sonra yemeğimiz hazır.